Vallahi iyi diyelim, iyi olalım Arif ya. Sen nasılsın? Geçmiş olsun ilk önce. Sağ olasın, teşekkür ederiz. Biz aslında alışkınız. Başımıza böyle birçok iş geliyor ama medyaya yansıyan sadece bir tanesi bu. Yansıyanlardan sadece bir tanesi. Bolca böyle ifadedir, yakalama kararıdır, soruşturmadır, mahkemedir. Seni tahrik ettiler Biliyorsun mi böyle. ceza şeyde, karakolda? Efendim? Tahrik ettiler mi seni, yoksa nor iyi davrandılar mı? Yok yok, iyi davrandılar. Allah var. Şimdi polislerin yapabileceği bir şey yok. Çünkü bir gece önceden Arif Kocabıyık tutuklansın diye bir 35 bin kadar tweet atılmıştı. Ve savcı bey sağ olsun, bizim bir sadece bu ülkenin malını talan edenlerden hesap soracağız dediğimiz için bizi çağırdılar. Dediler sen nasıl talan edenlerden hesap sorarsın bu ülkenin malını diye. Biz de dedik ki yani kim ediyorsa bu ülkenin malını talan ondan hesap soracağız dedik. Yani siz dedim sormayacak mısınız? Yani artık bu kadar Şimdi basit mi artık? Yani bir tweetle insan tutuklanıyor yani Türkiye'de. Tweet attılar diye yani. tabii ben video çekmiştim aslında. Daha önce bize küfür, hakaret, tehdit edenleri dedik ki Apo'nun mesajı okunurken neredeydiniz dedik. İşte FETÖ ile bunlar iç içeyken neredeydiniz dediğimiz için bizi suçlu saydılar. Bunları söylediğimiz için suçlu saydılar. Şimdi abi ben sana ne diyeyim ki, bak. Şimdi arkadaş diyor ya, bizler niye siyasete atıldık? Bak Türkiye'de her şey güzel yürüse, her şey dört dörtlük olsa, lan hiçbir ülke dört dörtlük değil ama güzel olsa mesela, millet parasını kazansa, asgari ücret yüksek olsa, millet aç olmasa, dertli olmasa para yüzünden, millet yuva kurma derdinde olmasa, ve biz buna karışmayız. Şimdi biz siyaset yapmıyoruz abi. Biz yoksullara, fakire, halka yardım etmeye çalışıyoruz. Sesi duyulmayanların sesi olmaya çalışıyoruz. Ve ben bir sporcu olarak bu fırsatı kullanmazsam, sesimi kullanmazsam var ya, o zaman ben Türkiye'nin sporcusu değilim. Sporculuk sadece böyle ringde kavga etmek, bayrağa dağılmak, istiklal marşı olmak değil abi. Vatandaş için, milletin için, seni sevenler için mücadele edeceksin. Ben nasıl akşamları başımı yastığa koyup uyuyacağım Türkiye'de bunlar olduğu sürece? Ya fakiri fakir, daha da fakirleşiyor. Açlıktan ölüyor. Ya kızlar tecavüz ediyor. Bu adam diyorlar ya, Ünsal niye Alman medyasıyla konuşuyor? Ulan anasını satayım. Senin medya, Türk medyası geldi, biz mi konuşmuyoruz? Ulan A Haber gelsin, aynısını onlara derim lan. Bu adam diplomasız. Bu adamın bu ülkeyi yönetme hakkı yoktur. Bu adam bu mevkiye layık değil ya. Bu adam bugüne kadar ta ağzından bir kere ben Türk'üm demedi ya. Araştır ya, milyonlarca röportajı var. Ta bir kere ben Türk'üm demedi. Ya iPad'ten İstiklal Marşı'nı okuyamayan bir cumhurbaşkanı sen gördün mü bugüne kadar? Ben görmedim kardeşim ya. Sen İstiklal Marşı nasıl bilemezsin? Sen İstanbul seçimlerinde git Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkar ama Arif Yan Ünsal terörist PKK'lı olsun. Biz FETÖ'cü olalım. Ulan FETÖ'nün kucağında döndüğüne kadar oturan sendin. Ben niye FETÖ'cü oluyorum? FETÖ'nün başı ülkeyi yönetiyor. Senle ben FETÖ'cü oluyoruz. Bunlar bak, senle beni eleştiriyorlar. Her yaptığımız hata ama bunları görmüyorlar. Apo mektup yazıyor. Kardeşi terörist. Barzani, Kürdistan bayrağını ben mi astım Ankara'ya? Barzani'yi ben mi getirdim saraya? E bunları niye görmüyorsun? Bu adam teröristlerle iş yapıyor. Suriyelilere silah satıyor. Arka taraftan PKK'nın iş yapıyor. Oğlu petrol kaçırıyor. Milyonlar oradan buraya Amerika'ya laf atıyor. Amerika'da ev alıyor. Bize iPhone'u kır diyor. Kendisi Amerika'da ev alıyor. İşte böyle bu adam. Ondan sonra gelin sana kızmasın. Ben sussam var ya, işte o zaman karakterim bitmişti. Ben susamam. Hele bu saatten sonra var ya, gelsin vursun anasını satayım. Vur. Yani 7 senedir vuruyorlar ama yaşıyoruz da. Demek ki korktukları var ki gelmiyorlar abi. Senle ben, bak Arif, seni de susturamazlar, beni de susturamazlar. Çünkü biz bu işi para için değil, biz bu işi yürekle yapıyoruz. Sevdiğimiz için yapıyoruz. Ve biz prim almıyoruz abi, biz problemde yaşıyoruz. Yani paramız da gidiyor bu iş yüzünden. Sponsorlar gidiyor, maça çıkamıyoruz. Ailemiz, hayatı tehlikeye atıyoruz. Yani bu neyin reklamı? Bize reklamcı diyorlar. Oğlum biz reklam değil, biz gerçeği arıyoruz. Biz hakkımızı arıyoruz, adaleti arıyoruz. Kendimiz için değil, hapiste yatanlar için, ölenler için. Soruyoruz bu para nerede diyoruz. Şehit oldu para yok ailelere. Deprem oldu para gitti. İBAN verdi para gitti. Lan bir kere de sor şu adamı, para nerede ya? Ya sor de biz de rahatlayalım. Çok kızdım galiba. Evet. Bak kız, yani var ya artık her gün okuyorum reklam. Reklam dediğim paraya. Reklam para yapmak demektir. Biz problem yaşıyoruz. Biz paraya baksak, ben bugün Erdoğan'a o cumhurbaşkanım sen ne adammışsın ya derdim.
Oturdum yanına, alırdım 10-20 bin TL maaşımı, şeyimden aşağı Kasımpaşa derdim. Ama demiyoruz. Biz aç kalmayız abi. Başım kapalı, karnım tok olsun, evime yağmur yağmasın bana yeter. Benim için bu zenginliktir. Benim için önemli olan abi ülkem ayaklansın. Biz gurbetçiler şu ülkeye geri dönelim de artık ülkemiz için faydalı olalım. El alemi. Bak burada el alemi. Biz aslında hepimiz Almanlar köpeklik yapıyoruz. Vergimizi burada ödüyoruz. Yatırımı burada yapıyoruz. Hani milliyetçiliğiniz ama yok reis bizi Afrin'e götür. Lan gitsene oğlum. Askerlik artık Instagram'da mı oluyor? Benim bildiğim askerlik 18 ay Türkiye'de yapılıyor. Ama bunlar Instagram askeri olmuş hepsi. Ay reis bizi Afrin'e götür. Sanki Afrin'e gitmek çok zor. Bin uçağa git anasını satayım. Hepsi şovmen olmuş ya. Sonra senin reisin şu cümle var ya canlı televizyonda diyor. Ben Türk milliyetçiliğini ayaklar altında almış bir hükümetim diyor ya. Ondan sonra bizim milliyetçiler de bunun peşine takılıyor. Sonra ben sana aptal demiyor. Ne diyeyim kardeşim? Aptalsın. Senin verdiğin oy ülkeni uçuruma atıyorsa aptalsın. Çok basittir abi. Bu okul tahsil alakası yok. Bunlar insan olarak, insanlıkla sınıfta kalmışlar. Bunlar insan değil. Bunlar artık sıfır bunlar. Gerçekten sıfır. Benim evdeki köpek var ya bunlardan daha çok insan. Çünkü laf dinliyor. Ve ekmek verenlere tükürmüyor. Kime saygı duyacağını biliyor. Bunlar bitmiş abi artık. Şimdi sen bunları söyledin. İki gün sonra bize de dava açarlar. Cumhurbaşkanı hakareti yayma diye. Çünkü sana yemin ediyorum abi bak herkes şahit olsun bu röportaj yüzünden senin tutsunlar var ya anasını satayım aynı gün uçağa binmezsem şerefsizim. Çünkü hem de aynı gün Türkiye'ye gelirim bak. Hem de hemen. Şöyle biz bir röportaj yapmıştık. Bunu yayınladığımız için Cumhurbaşkanı'na hakareti yaymadan dahi artık biz hakaret etmedik ki ne? Şöyle söyleyeyim ben. Vatandaş ağzına geleni söylediğinde bazen sayın savcılarımız bunu hakaret olarak algılıyorlar. Diyorlar ki bir vatandaşımız dedi ki çeksin artık bu ellerini bu ülkenin üstünden dedi. Ve bunu hakaret saydılar. Cumhurbaşkanına hakareti yaymadan bana da dava açtılar. Ben hala... Ben şimdi hakaret ettim mi? Yok seni çekemedim. Ben hakaret ettim mi dedim? Ya yok ben şu an hakaret var mı onu düşünüyorum ben. Artık gerçekleri konuşmak hakaret abi zaten bitmişiz oğlum biz. Yani vallahi bitmişiz. Bak biz hakaret etmiyoruz. Bak bu özgürlüktür. Düşüncemi söylüyorum. Ben sadece düşüncemi söyledim abi. Bak Cumhurbaşkanı'nın belli bir maaşı vardır değil mi? Maaşını bilmiyorum. Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar Türkiye'de? 20-30 bin TL bir şeydir. Hadi 81 bin TL tamam. Şimdi bu adam malına mülküne bakarsan herkes otur tamam. Otur düşün. Bu gemiler, arabalar, yatlar, Amerika'daki evler bunu bu maaştan alamazsın kardeşim. Bir zamanlar tek mirasın bu yüzük dedi. Ben bir gün zengin olursam bil ki Recep çaldı. Tamam kendi ağzına ben onu sadece dediğini tekrarlıyorum. Tane diyeyim ben sana. Bir de sen milliyetçiliği ayaklar altına al sonra milliyetçilik tasarla. Adam var ya yemin ediyorum millet artık var ya Türk milleti alay geçiyor. Artık anladı her şeyi yapıyor abi. Ne yapsa millet şak 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 şak. Artık alkış halkı olmuşuz abi. Bu arada sen de birçok konuya da başlayalım. Tehdit alıyorsun son günlerde. Zaten daha önce bir yayın yapmıştık ama telefonun azizliğine uğramıştık. Yayınımız yarıda kesilmişti. Çok fazla bir baskı var üzerinde. Tehdit var, hakaret var, küfür var. Bunları Twitter'dan bazen paylaşıyorsun. Nedir son durum? Yani şimdi var ya Arifciğim bunlar... Demek ki bizi çok ciddiye alıyorlar ki artık biliyorsun seçim yaklaştığı için saldırılar çoğalıyor. Çünkü sen ben veya da başka kişiler biz gerçekleri konuşuyoruz. Bu da onlara tabii ki batıyor. Çünkü biz araştırıyoruz abi. Biz sadece birinin lafına iki şak şak atmıyoruz. Yani okuyoruz, araştırıyoruz. Neyi doğru, neyi yanlış, bu nasıl yapıldı, para nereden geldi. Ben bunları öğrenmek isteyen bir insanım. Görüyorum bir şey ters gidiyorsa bunları anlatıyor, saldırıyorlar. Ben burada Diyanet'e saldırdım. Çünkü burada Alman futbol takımı FC Köln Bundesliga'da oynuyor. Formasına Erdoğan açtığı caminin logosunu koymuş. Ben de dedim bunu doğru bulmuyorum çünkü Diyanet dedim artık bizim bildiğimiz din evi değil. Siyaset yapılıyor, örgütleniyor dedim. Orada paralar geliyor, para yıkanıyor, siyaset yapılıyor. Yani gerçekleri anlattım. Sonra bizi din düşmanı ilan ettiler. Ertesi gün arabamda kurşun buldum. Öbür günde uzun bir yola çıkacağım. Vidaları gevşetmişler lastikte. Yani ondan sonra silahlı resimler, evimin önüne gelip evin resmini çekip bana yolluyorlar. Yani nerede oturduğunu biliyoruz demek istiyorlar. Ondan sonra işte en ucuzu şu
Hani Türk'ün Türk'ten başka dostu yok derlerdir ya. Ama gel işte bak, Türk Türk'ü vurmak istiyor. Alman polise beni 3 hafta korudu. 4 hafta. 24 saat. Evinin önünde koruma olduğu doğru mu? Geldi mi yani? Polis Evinin var. Önünde Uzun bir polis süre geldi mi polis Alman vardı. Evet, polisi? 24 saat polis vardı. Peki, ben sana bir şey soracağım. Sen dünya boks şampiyonu birisisin. Bu sana küfürleri, hakaretleri edenler karşına çıksa, yani bir 5-10 kişi saldırmasa da, bunları senin yüzüne söyleyebilirler mi? Var mı o cesaret? Yoksa sadece sosyal Onlara medyadan mı yazıp çizebilirler? öyle bir yapıştırırım ki Arif, rahmetli dedesi bile o yumruğu hisseder yani. Onlar bak, şimdi bak, kilom belki sadece 70, ben orta siklette yapıyorum ama ben her gün yumruğun nereye atılacağını idman yapan biriyim. Yani bu benim mesleğim. Çünkü bunlar işte internet, biz boşuna internet Rambosu demiyoruz. Bunlar internette askerlik de yapar, internette Rambo'luk da yapar. Artık her şey Instagram'da bitiyor. Bunlar karşıma çıksa var ya, çıt bile etmezler. Ancak 5-10 kişi yaparlarsa o zaman yapıyorlar, itiyorlar, küfür ediyorlar. Ama tek tek var ya, bugüne kadar her AK Parti sempatizyanı benimle normal konuşuyor. Gelip sohbet ediyor yani diyorsun. Diye diyorlar tabii, sonra normal yani diyor, sonra içinden diyorum ki ne lan, keşke hep böyle olsanız diyorum. Neyse konuşalım, diyalog kuralım. Tabii yani insanlar bizim hayvanlardan bizleri ayırt eden şey sorgulayabilmemiz, sohbet Valla edebilmemiz, ben anlaşabilmemiz. hayvanlarla bizim aramızda bu aralar fark görmüyorum. Sadece Sen nerede görüyorsun bizleri ayırt eden bunlar. Şimdi bana birçok mesaj geldi. Ve senin profilinin altına da birçok paylaşım geldi. Dediler ki Ünsal Arık Türk'üm diyor, Atatürkçüyüm diyor. Ama evet. Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ olayları hakkında bir paylaşım yapmadı. Neden yapmadı diyorlar. Madem bu kadar çok ülkesini seviyor, Azerbaycan'ı da seviyordur. Karabağ şu anda işgal halinde. Neden bir destek mesajı atmadı Ünsal Arık diyorlar. Merak ediyorlar. Ben de bunu yazmıştım. Ben farkına vardıysan Yunanistan konusunda hiçbir bir şey yapmam. Bak Arif, bu Atatürkçülük yani bir paylaşım yapmakla olmuyor. Ben Türkçülüğümü paylaşımla mı ispatlayacağım kardeşim? Ben ringe çıkan Türk bayrağını temsil eden bir insanım. İstiklal Marşı'nı oku diyorum. Ben sporcu görevimi yapıyorum. Hem ben niye paylaşım yapmıyorum? Kim haklı kim haksız fark etmez abi. Bu bir savaştır. Kazanan yoktur. Yok, insanlar ölüyor abi. Çocuklar ölüyor. Ben savaşa karşı bir insanım. Onun için ne sağ ne sol için bir paylaşım yaparım. Karışmak da istemem. Savaş abi. Savaş güzel bir şey değil. Ben barış istiyorum. Onun için ne Azerbaycan aleyhine ne de Ermenistan'a karşı bir şey yazarım. Çünkü orada suçsuz insanlar diyor ya abi. Savaş bu ya. Savaşta bana kazandığını söyle. Kim kazanıyor savaşta? Kimse kazanmıyor. Para Onun için babaları Ünsal'ın kazanıyor. paylaşımı yapmıyor. Silah Çünkü satanlar kazanıyor. evet, çünkü Atatürkçülük budur. Ben demokrasi istiyorum. Ben barış istiyorum. Ben özgürlük istiyorum. O için savaşa karışmam. Bak Muhammed Ali zamanında niye askere gitmedi? Dedi bana hiçbir vicdanlı dedi. Silah tutmadı. Ben niye gideyim dedi. Ona niye demiyorlar Muhammed Ali'ye? Niye kimse hesap sormadı? Çünkü adam savaşa karşıydı. Ben hiçbir zaman savaş paylaşımı yaptığımı görmeyeceksin. Hiçbir zaman. Yazmayacağım diyorsun. Yani ben bunu daha söylemek gerekiyorsa Türkiye'de kalbim atıyor Türk bayrağı için, o zaman onları artık. Bunlar beni sevmesinler. Eyvallah. Peki şu anda euro tavan yapmış durumda. Dolar tavan yapmış durumda. Biraz da siyasetten bahsedelim. Türk siyasetinden bahsedelim. Sen de yakından takip ediyorsun Türk siyasetini. Türk ekonomisi Türkiye'de hakkında siyaset mi var? paylaşımlar yapıyorsun. Nasıl buluyorsun şu anda yurt dışından gördüğün kadarıyla Türkiye'nin ekonomisini, siyasetini, dış politikasını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi yurt dışında yaşadığın için sana buradaki milliyetçileri bir anlatayım. Milliyetçilerin morali çok iyi. Yatırımları yapıyorlar Türkiye'ye. Euro çıktı ya 9.80'e. Onların keyfi yerinde. Şu an herkes bilet alıyor. Türkiye'ye gidiyor. Tatilini o oh, baba gibi yapıyor. Adamlar boş valizle gidiyor. Orada alışveriş yapıp geliyor yani. Onun Evet. için bizim işte uzaktan gördüğün zaman ben ağlayayım mı güleyim mi bilmiyorum artık. Çünkü bu ülkenin durumunun kötü olduğunu anlamamak için artık ya kör ya sağır olman gerekiyor. Ama buradakiler niye anlamıyor biliyor musun? Çünkü Euro 9'a 10'a çıkınca bunların kârına tatili beleşe yapıyor adam. Orada gidip alışveriş yapıyor. Yatırım yapıyor. Onlar bak geçen dün de anlattım bir konuşmada. Bir lokantada oturuyorum. Arkamda da Tayyip'i seven insanlar var. Diyor ki ne? Ulan diyor şu dolar, euro yükselmişken diyor, bir yatırım yapalım Türkiye'ye ya diyor. Bir Bak şeyler alalım şu diyorlar. cümlenin kötü. Şu cümlenin kötü bak. Bu cümle Azerbaycan'a falan filan karışıyor mu karışmıyor mu bundan daha beterdi. Bu Türkiye'ye bir kurşun atmak gibi bir şeydir ya bu cümleyi kullanmak. Evet.
Yani sen peki Türkiye'ye yatırım yapıyor musun? Abi şu an yapmıyorum. Çünkü benim adıma bir şey alsam kesin ya devlet el koyar bir şey olur abicim. Onun için yapmıyorum. Yani çökerler mi diyorsun? Tabii ya tabii. Geçen bilmiyorum. Görüyorsun hani bunu birçok kişi de yaptılar yani. Malına mülküne el koydular. Çünkü başımızdaki adam ye ye doymuyor ki anasını satayım. Peki bir arkadaşımız buradan da canlı yayın akışındaki yorumları da okuyorum. Ünsal Arık Recep Tayyip Erdoğan düşmanı mı yoksa sadece yönetim tarzını eleştiriyor mu diyorlar. Aradaki fark ne? Yani Sen yönetici yani yönetim kişisel bir tarzı. problemi var mı? Kişisel bir problemin olduğunu sanmıyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'la senin Cumhurbaşkanı ile bir problemin ikili bir husumetinin olmadığını düşünüyorum. Bak, Yönetimi mi şöyle söyleyeyim. eleştiriyorsun sadece? Yönetim tarzını mı Bak, sevmiyorsun? yönetim tarzı zaten berbat. Yönetim tarzın aynı futbol takımı. Takım batıyorsa, ülkede batıyorsa demek ki yönetmen kötü. Onu zaten eleştiriyoruz. O başka bir şey. Çünkü ülkenin gittiği yer belli artık. Abi Türkiye bitti. Sen gel Apo'nun kardeşini TRT'ye çıkar. İstanbul'u kazanmak için Apo'yla işbirliği yap. PKK'yla çalış. Ondan sonra ben seni Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı diye seveceğim. Ve ben onun ağzından bugüne kadar bir kere ben Türk'ün lafını duymadım. Ondan sonra Atatürk'e ettiği laflar, ülkeyi getirdiği yerler, yok yere hapse yatırdığı insanlar. Yani insanlar ne kadar çabuk tutuklanıyor, sen kendin yaşadın bunu birkaç hafta önce. Bir de ondan sonra kişisel şöyle diyelim. Onun yaptığı pislikler yüzünden benim yaşadıklarım artık kişisel olmaya başladı. Artık kin, yani bir kin var ona karşı. Niye? Hayatın tehlikede. İnsanlar perişan. Sponsorların gidiyor. Büyük maçlara çıkamıyorum. Yani hayatımızı zehir ediyor. Sadece benim değil, bir milyonların kişinin. Bu iş artık kişiseldir abi. Yani böyle sadece hükümet falan değil. Bu kişiseldir. Peki bu işlerini gerçekten sıkıntıya sokuyor mu? Almanya'daki bir videonu izlemiştim. Sponsorluk anlaşmanı feshetmişlerdi. Gelen baskılardan, tetiklerden adamlar artık yeter, bıktık mı dediler. Ne olmuştu? Bir daha bize anlatır mısın? Hani sen dedin ya 35 bin tweetle seni tutuklattırdılar. İşte adama yüz binlerce artık adam ne kadar oldu bilmiyorum. Yani server düşmüş yani yıkılmış. Web site kapanmış. O kadar çok telefon ve küfürler gelmiş ki ne? Adam aradı beni Alman şirket. Dedi ki Ünsal dedi kusura bakma dedi. Ben Almanım. Sizin kavganız beni ilgilendirmez. Ne bok yersen ye dedi. Milletin de yesin dedi. Beni rahat bırakın dedi. Mukabele bitti dedi. Tamam abi saygı duyuyoruz ne yapalım dedik. İşte abi bu mu yani ekmek adamın ekmeğiyle oynamak ne demek ya? Ben sana silah mı tuttum? Ben düşüncemi söyleyeyim. Ben senin paranı mı aldım? Ama onlar benim ekmeğimle oynadı abi. Peki bir arkadaşımız sormuş. Türkiye'de kadın cinayetleri fazlasıyla var. Kadına şiddet fazlasıyla var. Aleyna Çakır olayını takip edebildin mi? Aleyna Çakır olayı hakkında bir bilgin var mı? Ne düşünüyorsun? Bak bazı bak, o haberi niye okumadım biliyor musun? Onun hakkında bir şey diyemem çünkü öyle haberler okudum mu ben cidden bak bu şaka değil psikolojim bozuluyor. Bak okuyorsun köpeğe tecavüz etmişler, kıza tecavüz etmişler artık var ya belli bir süre sonra kendimi korumak için ben bir hafta haberlere bakmıyorum mesela. Çünkü gerçekten ve Türkiye sevgisi bende aşırı bir şey. Yani ben Türkiye'ye aşık olan bir insanım. Ve bazen haberlere bakmıyorum. Çünkü kendimi koruyorum. Çünkü kendimi komple verirsem yıpranacağım, mücadelemi veremeyeceğim. Onun için bazen geriye yaslanmak, uzaktan her şeyi izlemek veyahut da daha doğrusu hiç izlememek daha iyi. Onun için o konuyu hiç okumadım. Bu konu gelmişken ben de küçük bir beyanımı dile getirmek istiyorum. Aleyna Çakır olayında lütfen bu dosyanın kapanmaması, bu cinayetin ya da bu ölüm olayının sır perdesi açıklanmalı. Ümitcan'ın annesi de kendisi de intihar etmişti. Hem de ifadeye gitmeden bir gün önce intihar ettiği söylendi. Bu olayın araştırılması çünkü hepimizin evladı var, kız çocuğu var. Kendi başımıza Sence intihar mıydı gelmesini bir gün önce ifadenin bir gün önce sence intihar mıydı? işte dediğimiz gibi bu olayın araştırılması nasıl her tarafta mobese kameralar var, telefonlar dinleniyor, kayıtlar 5 yıl, 3 yıl öncesine kadar kayıtlar dinleniyor. Bu kadın silahı nereden aldı, nereden getirdi, nasıl oldu? Araştırılmasını istiyoruz. Herkesin evladı var. Kimsenin başına gelmesini istemediğimiz, kendi başımıza gelmesini istemediğimiz şeyi başkasının başına gelince görmezden gelmememiz lazım.
Bu olayın araştırılmasını, üstüne gidilmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye'de gündem çok çabuk değişiyor. Çok çabuk sünni gündemler meydana çıkabiliyor. Bir olay varsa anında değişebiliyor. İnsanlar Ama şöyle konuşuluyorsa söyleyeceğim bugün, Arif'ciğim bak. ertesi gün Arif biliniyor yani. Şimdi bak gündem çabuk değişiyor diyorsun ya, insan canından daha önemli bir şey var mı? Artık sen insan canını artık önem vermiyorsan, bunu takip etmiyorsan abi, zaten bu bizim karakterimizin yani ülkenin nereye gittiğini gösteriyor zaten. Ya orada bir insan öldürülmüş, tecavüz edilmiş. Sen bunu takip, yani adalet diye bir şey var abi. Yani bizde yok da aslında var adalet diye bir şey. O şu an bizde yok. Çünkü savcımız da, hakimiz de hepsini bir adam yapıyor yani. İşte durumu, sen ülkenin her şeyini bir adamın eline verirsen ülken işte böyle hep birlikte batarsınız işte. Yani bak biz bile evde bile en ufak bir şey alınırken, bak ufak bir çamaşır makinesi, oturuyoruz konuşuyoruz. Bu lazım, şu lazım. Ne diyorsunuz? Herkes onay veriyor. Yok yapmayalım diyoruz. Yatırımı şuraya yapalım. Yani aile arası ya. Aile arası 5 kişi karar veriyoruz. Ama sen koskoca ülkeyi git bir adamın eline ver. Birisi demiş ki Ünsal'ın imza gününde bir boksör gelmişti ve meydan okumuştu. Ünsal tehdit etmişti hatta. O boksör de maç yapacak mı demişler. Bak şimdi sana bu hikayeyi gerçekten uzun bir anlatayım. Uzun değil de çabuk bir anlatayım. Bak bunlar Tayyipçi, bunlar kendini Recep Tayyip Erdoğan'ın boksörü olarak tanıtıyor Almanya'da. Şimdi Almanya'da benim Kim ismim bu gerçekten çok arkadaş? tanınıyor. Efendim? Kim bu arkadaş? Bak arkadaşın ismi Yavuz Ertürk. Bu arkadaş kendini Tayyipçi olarak gösteriyor ama bak uzaktan yakından ne AK Parti'yle ne Tayyip'le alakası var. Bunlar beni arıyorlar. Ünsal diyorlar, sen paranı kazanıyorsun, meşhursun. Ya bize de ekmek parası gösteriyorlar, yol göster diyorlar. Tamam diyorum, bakın Türk olduğun için kardeşimsin, yardım ederim diyorum. Bak bana meydan oku diyorum. Ben sana cevap vereceğim. Gazeteye arayacağım, seninle konuşsunlar, sponsoruna göster diyorum. Bunlar hepsi planlı işler. Yani onlar var ya, sonra da ondan sonra bak onlar bir şey hata yaptılar. Ben onlara yardım ediyorum. Sonra bunlar şovu abartıyorlar. Kendilerini Tayyipçi olarak gösteriyorlar. Ama bunların Tayyip'le uzaktan yakından alakası yok. Bir gün de tepeme attırırlarsa ben bütün mesajları kaydettim. Gösteririm herkese. Abi diyorlar, lütfen diyorlar, yardım et diyorlar. Abi para lazım, sponsora reklam lazım, gazeteye çıkar beni diyorlar. Ben de yardım ediyorum. Yani oradaki aslında ufak bir şovdu diyorsun. Arkalarına rüzgarı alınca olayı büyüttüler mi? Ondan sonra olayı büyütüyorlar. Sonra kendilerini gerçekten galiba Tayyipçi sanıyorlar bir an için. Peki Ünsal'ı ne zaman maç yapacak? Ne zaman Ünsal'ı izleyeceğiz? Valla Ünsal Arık maç kemerini 8 hafta önce kemerini korudu. Evet. Maç korona zamandaydı. İşte sadece 200 seyirci vardı. Şimdi koronadan dolayı maça çıkmayacağız. Çünkü birincisi sponsorlar paraları kesti doğal olarak. Çünkü herkes şu an dünya nereye gitti belli değil. Sonra işte salonlar dolmuyor. Bilet satamıyorsun. Bilet satamayınca da organizatörler maç yapmıyorlar. Onun için bekliyoruz. Yani ancak ya Ocak'ta ya Şubat'ta maça çıkacağım. Kemerimi koruyacağım. Ne zaman Türkiye'ye gelmeyi planlıyorsun? İzin versin. Bak ben normalde var ya şu an yakalama kararı olmasa ben şu an İstanbul'a yerleşeceğim yani. Gelmeyi Benim düşünüyorsun. hedefim, benim ileride, ya karim ben Türkiye'yi seviyorum. Ben burada ne yapayım yavrum ülkesi? Benim tek hatam ya suçum diyeyim, ben burada doğdum büyüdüm yani elinde olan bir şey değildi. Ama artık büyüdük, elimizde imkanlar var, ülkemize yerleşeceğiz. Çünkü Türklük nedir kardeşim? Gurur ve şeref, yani vatan sevgisi diyorsun ya. Gideceğim ülkeme, orada bir iş kuracağım, vergimi ülkemde ödeyeceğim. Ben bunlar gibi burada şov yapmayacağım. Ülkemi çok seviyorum ama Almanların parasını yiyeyim. Yok kardeşim, vatan severlik, git ülkene ve vergini orada öde. Orada bir iş kur. Ülkene yararlı ol. Benim hedefim budur. İşte Türklük de budur. Vatan sevgisi budur. Türkiye'deki boksu nasıl görüyorsun? Ya berbat, çünkü boks, amatör boksla mesela amatör boksumuz güçlü aslında. Fenerbahçe'nin çok güzel falan altyapısı var ama şimdi Türkiye'de bir organizasyon yok. Yani sporculara destek yok. Yani şimdi fakir bir ailenin çocuğu, yetenekli diyelim. Bu çocuk boksa gidecek, olimpiyatlara gitme şansı var ya da profesyonel olma. Ama bu çocuk bu yolu niye gidemiyor kardeşim? Ekmek parası, gidip çalışacak, anneye babaya yardım edecek. İşte benim de hedefim bir gün Türkiye'ye gelirse, mesela diyelim ki hayal kuruyoruz, spor bakanı oldu. Burada aldığım dersi, altyapıları Türkiye'ye getirip böyle gençlere destek olma. Mesela bunda yetenek mi var? Gel, bizim okulumuz var, okulda yat kal, paralar bizden, maç parası bizden, yeteneğini göster.
Yani bir altyapıyı getirmek, yani Türkiye'de bunu kurmak istiyorum, hayalim bu. Ama sadece boks değil, koşusu olsun, voleybol olsun. Çünkü bizim Türkiye'de çok genç yeteneklerimiz var. Bak, bundan birkaç önce olimpiyatları seyrediyorum. Afrikalı Türkiye adına koşuyor ya. Lan bu ırkçılık değil ama benim ülkemde koşan adam mı yok? Yatırım mı Kendini yapılmıyor biliyor adam spora? Efendim? Yatırım mı yapılmıyor? Değer mi verilmiyor sporculara? Değer vermiyorlar kardeşim, değer vermiyor. Çünkü bak, para var ama para alta gelene kadar, doğru kişiye ulaşana kadar yukarıda yam yam diyor zaten. Yani sarayın gidarı 10 milyon bir sene daha. Yani daha ne diyeyim sana, paralar oraya gidiyordu biraz. Asıl ulaşacağı yerine ulaşmıyor. Para direkt saraya gidiyor işte. Peki bir arkadaşım Instagram'dan mesaj yazmıştı. Demiştik Ünsal'a sorar mısın? Bu soruyu çok merak ediyorum dedi. Ünsal Arık siyasete girmeyi düşünüyor mu? Bak düşünmüyorum niye dersen, bak Almanya'da staj yaptım ben, buranın sol parti SPD ile, buranın CHP'si sayılır. Seyrettim, bir bakayım dedim, bir siyasetçi olarak ne elde edebilirim? Siyasetçi var ya, yalnızca bir kukladır. Şurada ben bir sporcu olarak var ya, bir siyasetçiden daha çok işler yapabiliyorum. Bak, sizlerin sevgisini kazanıyorum. Sizlerle sokağa dökülüyorum. Sizlerle bir şey elde eder, bir şey başarırım. Ama bir siyasetçi bunu yapamıyor. Siyasetçi yalnızca bir kukladır ya. Onlar var ya oturuyor. Ben çok siyasetçi gördüm. Zaten kimse doğru düzgün çalışmıyor. Elinde sonunda oturuyorlar. Maaşını alıp keyfine bakıyor. Kimse halkını da düşünmüyor. Zaten bizim partiler, muhalif partiler, vatandaşı düşünse, ülke düşünse bu ülke bu hale gelmezdi. Ben böyle Siyasete bu halime girersen memnunum. sen bozulur musun? Ya yani ben de otururum mu diye girmiyorsun? Yoksa böyle daha çok verimliyim diye mi? Böyle daha verimliyim kardeşim. Şimdi bizde belki büyük konuşmayan bozulacak o karakter yok ama böyle daha verimliyim. Bir sporcu olarak, bir de tanınmış bir vatandaş olarak daha çok elde ediyorsun. Bak şimdi ben siyasetçiysem parlamentoden bir fikrim var. Bunu söylüyorum, önce kaç kişi ikna edeceksin? Kendi partini, karşı partiyi, yani birkaç %50 bir ikna edeceksin. Bunu edemezsen ne oluyor? Fikrini ön plana çıkaramıyorsun. Ama ben bir sporcu olarak kardeşim özgürüm, yani istediğimi yaparım. Ama şu var biliyorsunuz sporculara Türkiye'de çok önem veriliyor. Güreşçiler bankaların yönetim kuruluna atanıyor. Belki geldiğinde seni de bir bankanın yönetim kuruluna atarlar diye düşünüyoruz. Gelir misin? Ben Cumhurbaşkanı danışmanı olacağım ama ama diplomam yok. Diploma önemli değil. Ha, gerekmiyor mu Yani abi? Hamza Yerlikaya'da da çıkmamıştı zaten. Onun çok büyük bir önemi olduğunu sanmıyoruz. Ya şimdi demek ki Türkiye'de artık diploman olmazsa her şey olur. Ama İlyas Salman bir filmi var, Diplomalı Hıyar diye. Evet. Bizimkiler diploması hıyar mı oldu ya? Yok karibası var ya, Hamza Yerlikaya'da 3-5 kuruşluk şeref olsa var ya, o adı bak, onun yaptığı var ya, şerefsizliğin önde gideni. Ya sen nasıl oraya oturup orayı, yani aslında adam gibi çıkıp şunu diyecekti: ya ben bu işi yapamam, ben bu tahsilim yok, diplomam yok, ben banka müdürü kim, ben kim demesi lazımdı. Ama işte paranın dinin para olursa, üstelik bir de karakterin bozuk bir yalakaysan banka müdürü olursun. Ama Erdoğan var ya, bunlar bir gün hepsi hapise yatacak gibi bak. Erdoğan işte yapıyor işte. İmzayı kim atıyor? Hamza Yerlikaya. Bir gün dava açılırsa kime açılacak? Hamza Yerlikaya'ya. Orada otursun, köpeklik yapsın, bir gün hapiste yatarsa ziyaretine gideriz hep beraber. Yanlış mı buluyorsun? Yani şöyle söyleyelim aslında. Böyle bir teklif geldiğinde kabul etmemesi mi lazımdı? Çünkü kendisi Gençlik ve Ya Spor şimdi bana, Bakanlığından hayır maaş şimdi bana alıyor. deseler. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığından maaş alıyor. Milletvekili emekli maaşı var. Bir de bankaya yani nedir bu sence hırs? Bu Bak kadar hayır şimdi hırsa ne gerek var? bu teklif bana gelse, şimdi ben bu teklifi kabul edemem. Niye? Çünkü milletime yararlanmam. Çünkü ben bu işi bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum ki orada. Ben oraya oturduğum zaman sana vatandaş benden bir şey bekliyor. Ben o vatandaş onu veremiyorum. Çünkü işten haberim yok. Kredi Ya istemeye insanlar onu gelenleri döversin sen de. ama abi, ya insanlar orada senden bir şey bekliyor. Hani bir yönetim bekliyor. Millet sana bakıyor. Ama sen vatandaş sana bakacak. Sen de duvara bakacaksın. Yararlandığın tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Abi onu oraya sadece oturttular kukla diye, imza atacak biri lazım. O işi kabul etmesi karakterinin zayıflığını gösteriyor. Abi o paraya baktı. Ama bak bu cümleyi bu aralar sık sık kullanıyorum. Bizim şerefimiz de, ben namus da, ben de fiyat etiketi yok abi. Beni satın alamazsın. Ben şimdi namusumu, şerefimi sokakta bulmadım. Bir soru vardı. Onu Ne mi? bulmaya çalışıyorum ben. Arif sen niye siyasete atılmaya çalıştın demiş. Şimdi ben buna da bir açıklık vereyim.
izninle. Ben zaten YouTube'a Arkadaşlar. girdim de arkadaşlar, İYİ Parti'nin yönetim kurulu üyesiydim. Antalya yönetim kurulu üyesiydim zaten ben bu işi yaparken. Bu işi de yapıyordum. Bizim tarafımız sadece, ben kendi şahsi olarak konuşuyorum, halkın tarafı. Yani o zaman da aynıydık, şimdi de aynıyız. Vatandaşa bakışımız, halka bakışımız hiçbir zaman değişmedi. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Çünkü siyasi partiler ve liderler ya da vekiller gelir geçer, bakanlar gelir geçer. Kim kalır? Ünsal kalır, Arif kalır, millet kalır yani. Devlet ve milletin biz baki olduğunu düşünüyoruz. Onun için biz hiçbir zaman bir siyasi partinin amigoluğunu ya da propagandasını yapmadık. Yapmayız da, hiçbir zaman da yapmayacağız da, dediğimiz gibi. İnşallah Allah'ın izniyle vatandaşların sesini duyurmaya da devam edeceğiz. Ünsal'ım, söylemek istediklerin, konuşmak istediklerin var mı? Yarın da zaten Bircan'a konuksun. Bircan Yıldırım arkadaşımız var. Instagram'dan canlı yayın yapacaksınız. Ünsal'ın da mutlaka burada bizi takip eden ve daha sonra izleyecek olan arkadaşlarımız, Ünsal'ın da Instagram sayfasını, Twitter sayfasını lütfen takip etsinler. Evet, Ünsal Arık bir YouTube kanalı kuracak mı diyorlar? Yok abi, bir de öyle mi uğraşın ya? Zaten bak, günde 4 saat antrenman, sonra yat uyu, köpekleri gezdir, o alış onu yap, sponsorlarla görüş. Sonra bak, ben sadece bak, millet şeyi görmüyor. Ben sadece boksör değilim. Bak, çocuklar kalp hakkında büyük elçilik yapıyorum. Bütün sene hasta çocuklar için, aile için para topluyorum. Ondan sonra ben yazarım, kitap çıkardım. Vegan kitabı, vegan besleniyorum. Ve şu an Seniye'de hayatım kitabı çıkıyor ve bu Netflix'te film olarak çıkacak. Şimdi öyle uğraşıyorum ve ben tüm Almanya'yı gezip okullarda imza dağıtıyorum. Çocuklara örnek olmaya çalışıyoruz ve motivasyon konuşmaları yapıyorum okullarda, üniversitelerde. Yani ben birçok dalda geziyorum ama işte bizim bu AK Partili kardeşlerimiz diyeyim artık, bir tek siyaset yaptığımı görüyorlar. Öbür tarafı görmüyorlar yani. Aman onu gösterme zaten. Çünkü hayrın gizlisi makbul. Şu Ya anda şimdi sana şöyle hayır söyleyeyim bak. mesela var ya, Kars Belediyesi'nin önünde kayyum atanan Kars Belediyesi'nin önünde vali namaz kılmıştı. Sanki cami yokmuş gibi. Yaptıkları hayırları ya da yaptıkları sevapları insanların gözünün içine soka soka her defasında yayınlayanlar var. Sen doğrusunu yapıyorsun. Çünkü hayırın gizlisi makbul. Hem hayır yaptığın kişilerin kalbi incinmez, kalbi kırılmaz. Hem de Arif. reklam haline getirilmesi çok yanlış diye düşünüyorum. Ya Herkes onlar kendi namazı, ibadetini, onlar namazı. orucunu, namazını kendine yapar. Allah'la kendi arasında. İnanana da saygımız var, inanmayana da saygımız var. Kimse kimseyi dini inançları yüzünden yargılamasın. Son bir şey soracağım. Bir kişi çıktı. Gata'da başhekim yardımcısı. Türkiye'de de gündem oldu. Ve Sağlık Bakanı gelen tepkilerle bunu görevden aldığını açıkladı. Bir açıklaması vardı. Eşlerinizi aldattığınızda sakın eşinizi aldatmayın. Sakın boşanmayın. İkincisini, üçüncüsünü de alabilirsiniz demişti. Gata biliyorsun özelleşti. Gata artık özel bir hastane haline geldi. İsmini unuttum ama şu anda. Ne düşünüyorsun? Türkiye'de gerçekten liyakatın hak edenin hak ettiği yerde olmadığını mı düşünüyorsun? O beyaz sakallı adam değil mi? Evet. İlk üç karın karınızı İsmini aldatmayın söylemek falan diye. istemiyorum. Çünkü kendisinin 1.000 takipçisi varken şu anda Twitter'da 12.000 takipçiye ulaştı. İyi bir reklamını yaptı. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi var Türkiye'de ya, hak eden hak sakin ettiği bak. yerde mi? Yok kardeşim, Türkiye'de şu an hak eden değil, en iyi yalakalı kim yapıyorsa, en iyi yağı kim çekiyorsa, en iyi dizinin üstüne kim çöküyorsa abi Tayyip'in önünde, o pozisyon. Önce pozisyon alıyorlar, sonra pozisyona yönlendiriyorlar yani. Artık anlayan anlasın onu. Ondan sonra bak, üç kadın, dört kadın al diyor. Bak, bu kadınlara yapılan büyük bir saygısızlık. Bak, her erkek adam, dinleyenler herkese şunu söyleyeceğim bak. Bu şunu unutmayın. Her erkek
bir kadın sayesinde dünyaya geliyor. Biz kadınlarla eşit değiliz. Bana göre kadın benden yüksektir abi. Onlar anadır. Benim anam benim başım üstündedir. Yani anamdır o. Ben anamla eşit değilim kardeşim. Ben anama böyle yukarı bakardım yani yalvarırdım yani. O benim anamdı yani el üstüne taşırdım. Çünkü beni bir kadın dünyaya getirdi. Biz artık abi kadınların değerini ne zaman anlayacağız ben bilmiyorum yani. Kadın ya biz ana vatan diyoruz. Çünkü analar kutsaldır. Kadın kutsaldır ya. Her kadın bir evlat dünyaya getiriyor. Artık sen kadınlara da bu saygısızlığı yapıyorsan ondan sonra bu da takipçi kazanıyorsan bunun dolayında artık ben ne diyeyim sana? Birçok kadın da destek verdi Twitter'da. Yani cidden gerçekten mi? Evet şaşılacak bir durum. Bizler de tepkimizi birkaç gündür bu kişiye belki kadın değildir onlar. Belki transseksüeldir abi. Onu bir araştırmak gerekiyor. Belki kadın değildir onlar. Onu bilmiyorum. Şimdi bir yani, kadının buna bir kadının bak bir kadın buna destek vermesi akıl ya akıl var mantık var ya sen böyle bir konuşmaya nasıl bir kadın olarak ya ben erkek olarak destek vermiyorum sen kadın olarak destek verirsin. Yani bir bunlar diyor ki ne tamam benim bir kocam olsun yanında bir 4-5 kadın ta olsun. Ya yani bu mu istedik yani şeriat yani kalifat yani eski şeriate mi dönmek istiyor bunlar? Yani cumhuriyet adalet yani özgürlük bunlar neresine batıyor kardeşim? Yani biz özgürlük ne yapıyor bunlar? Yani bunlar ille İSİT gibi biz yani ben bir adam dört kadın. Oh ne güzel. Abi bunu istiyorsalar birçok ülke var gitsinler Suriye'ye, Arabistan'a. Orada istedim. Abi bari benim ülkemi bırak ya. Benim ülkem Arabistan değil. Orası Türkiye Cumhuriyeti. Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı miras. Tamam şimdi biraz yırtık mırtık biraz zarar gördük ama bu ülke yine ayaklanacak. Ve bunlar var ya göreceksin geldiği gibi gitmeyecekler koşacaklar bunlar. Yani uçacaklar. Bunlar öyle bir gidecek ki haricim. Bak sabırlı ol. İyiler her zaman kazanacak. Biz sabırlı olalım. Artık ama bizde de bir hata var. Artık birleşme zamanı. Biz aramızda da birbirimizi eleştiriyor. Bak ben bazen bir şey paylaşıyorum. Ya beni seven beni eleştiriyor. Ya kardeşim bir şey diyeceğim varsa özelden yaz konuşalım. Ama etrafı bizi rezil etme. Biz de artık birlik beraberlik zamanı. Onlara çok olduğumuzu gösterelim. Sesimiz silah değil. Sesini yüksel. Onlar bir döndü mü desin ulan 1 milyon kişi duruyor burada. Sadece Ünsal değil, sadece Arif değil. 1 milyon kişi duracak. Ondan sonra sabır abi. Göreceksin iyiler her zaman. Bir film gibidir bu. Ama iyiler hep kazanacak. Evet bir arkadaşımız yazmış. Katıl butonu ne işe yarıyor? Abone mi oluyoruz oradan diye. Arkadaşlar katıl butonuna tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. YouTube'un video içeriği üreten kişilere sağladığı bir öncelik. Evet, evet aynen. Çünkü şöyle, katıl butonuyla bizlere bağış yapabilirsiniz. Oradan ilave TV'nin önceliklerine sahip olabilirsiniz. Sadece o işe yarıyor. Sadece destek için katıl butonu açtılar. YouTube içeriği üreten kişilere. Oradan da bize destek olursanız tabii ki de çok seviniriz. Kardeşim var mı eklemek istediğim bir şeyler? Yayını kapattım. Sabır kardeşim. Yani bak her Türk milletine, Türkiye'yi seven herkese diyorum sabır. Savaş konusunda bir daha değinmek istiyorum. Kimse karışmaz. Savaş güzel bir şey değil. Savaşta kazanan yoktur. İnşallah bir gün dünyada senle ben görmeyiz ama şu barış gelir de insanlar artık istediği dili konuşsun, istediği dini yaşasın. Abi ben böyle bir ülke istiyorum. Ben böyle bir Türkiye istiyorum. Hani Kürt kardeşlerimi bile artık onlar Kürtçe mi konuşuyor? Ya bırak adam Kürtçe konuşsun ya. Adam cem evine bırak cem evine gitsin. Camiye gidin camiye. Kilise kilise. Ülke öyle olsun abi. Kimseyi artık eleştirmem siyah beyaz diye. Yok Yahudiymiş yok şuymuş. Sen bana saygı duyuyorsan ben de sana saygı duyuyorum. İnşallah bunu bir gün göreceğiz ama bunu biz birlikte başarabiliriz. İnşallah. Çok sağ olasın. Teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar. Yayından sonra yine sohbet ederiz. Kendine dikkat et. Tüm İlave TV ailesine saygılar, sevgiler. İlave sana TV. Söz verdim. Evet. Bundan dolayı başım belaya girerse ertesi gün Türkiye'deyim. Eyvallah. Var olasın. Çok sağ olasın. İlave TV sizleri seviyor arkadaşlar.